Ve bugün harika bir ekip var, gördünüz mü? Kadın girişimciler ve sahnenin tamamı biz hanımefendilerden oluşuyor. Bu kadar alkış yeterli mi efendim? Evet efendim, ben Deniz Şef Özden Mekik, ben de bir kadın girişimciyim. Birazcık hemen kendimden bahsetmek istiyorum. 21 yaşında ilk restoranını açmış, ailesinin hayır demesine rağmen her türlü zorluğa dayanmış bir kadın girişimciyim aynı zamanda. Ve yaklaşık 21 yıldır da aynı marka, aynı şartlarda, aynı şekilde İstanbul'da ve Bodrum'da restoranları olan ve kurucu şefliğini de yaptığım markalarım var. O yüzden tabii bugün benim için çok kıymetli bir ekip var burada. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ellerinize, emeklerinize şimdiden sağlık. Gerçekten muhteşem işler yaptınız bugüne kadar. Ben kısacık her birinizi çok kısa tanımak istiyorum ama diğer tarafta da hemen Esra şefimin de mikrofonu da açık burada. Aman ne güzel. Hoş geldiniz sevgili Esra, sevgili Yıldız şefim. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Burada olmaktan gerçekten çok mutluyum. Ama öncelikle şöyle bir küçücük bir konuşma yapmak istiyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren Zafer Kalkınma Ajansı. Zafer Kalkınma Ajansı'nın davetiyle geldik. Bu sene Kalkınma Ajansı'nın teması kadın girişimciliği. Ben gerçekten böyle bir etkinlikte olmaktan gurur duyuyorum. Benim için kadınlar çok önemli. Evet, ben MasterChef All Star'da ilk 2020'de yarıştım. Daha sonra All Star'daydım. Kadın, kadının yurdu olmalı. Kadın, kadının kurdu olmamalı bence. Ve ben her girişimci kadınla, ayakları üzerinde duran kadınla, mücadeleci kadınlarla gurur duyuyorum. Herkes kendine inansın. Kadın isterse yapamayacağı hiçbir şey yok. Önce siz kendinize inanın, sonra karşınızdakileri inandırabilirsiniz. Ben öyle yaptım ve asla hayalinizin peşini bırakmayın. Eh, bu tabii bu kadar güzel söze de. Bu arada Sanayi Bakanlığı'nın biraz önce Esra Hanım'ın da bahsettiği gibi Sanayi Bakanlığı'nın en önemli şu an bize Kalkınma Ajansı'nın verdiği şey kadın girişimcilere destek. O zaman oraya da bir alkış alabilir miyim sizden? Anadolu Ajansımıza, Zafer Kalkınma Ajansımıza gerçekten bizler için çok gurur verici bir şey. Biz kadınlara destek verilmesi bizim ülkemizde çok daha değerli. O yüzden hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili Esra'cığım, şimdi tabii iki şef, kadın şef yarı burada güzel bir şekilde yemek yapacaksınız bizlere. Sevgili Yıldız şefimiz aramızda. Yıldız şefimiz de ekranlarda çok sevdiğimiz, çok tatlı bulduğumuz, güler yüzüyle hem Esra şefim hem Yıldız şefim ikisi bir arada yer alıyorlar. Şefim hoş geldin. Biraz sen de bize kendinden bahset. Tabii ki. Ben Yıldız Özsamaha. Yemek gastronomi yazarıyım. Sizlerle her hafta beraber oluyorum basında. Ben yemek yapmayı çok seviyorum biliyorsun. Benim en sevdiğim şey ama ben biraz daha kadınlar bu sektörde olsun istiyorum ya, Esra'nın dediği gibi. Biraz erkek ağırlıklı buluyorum bu sektörü. Onun için buradan bütün öğrencilere de seslenmek istiyorum. Lütfen tercihlerinizi bu meslekten yana yapın. Bizler de sizlere örnek olalım, destek olalım. Hep beraber Türk mutfağını en güzel yere taşıyalım istiyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir menü hazırladık Esra ile beraber. Hepsini hazırlayıp ardından da sizlerle beraber tadım yapacağız. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz sevgili şefim. Şimdi efendim tabii diğer tarafta konuşmacılarımız var. Ben Deniz Özden Mekik olarak burayı modere edeceğim iki tarafı da. Şimdi Esra şefim, bugün bize ne yapacaksınız? Bu güzel Afyonkarahisar'ımızın coğrafi işaretli lezzetleri mi var, neler var? Evet, ben Afyon'un gerçekten özel ürünlerini kullanmak istedim. Afyon kuzusu takalım kullandık. İşte Afyon'un bezelyesini kullanacağız. Afyon'un patatesini kullanacağız. Afyon'un vişnesini kullanacağız. Biraz saray mutfağından esinlenerek böyle tencere yemeği olarak bilinen güzel bir yemek hazırlayacağız ama daha böyle fine, daha modern bir sunumda olacak. Ve ben inanıyorum çok lezzetli olacak. Coğrafi işaretli ürünlerin olması ayrıca güzel.
Hatta ben bir yarışmada menümde tamamen coğrafi işaretli ürünleri kullanmıştım. Orada da afyon vardı menüde. Ben diyorum ki ne kadar kendi ürünlerimize sahip çıkarsak o kadar daha kıymetimiz, bilinirliğimiz artacak. Önce bizim memleketimiz diyorum, bizim ülkemiz diyorum. Valla çok da büyük yere sahip coğrafi işaretli ürünlerde. Bugün güzel bir yemek hazırlayacağız. Yıldız da çok güzel bir tatlı yapacak. Yemek evet, üstü tatlısız şimdi olmaz. Şimdi onu soracağım. Tatlısız olmaz. Yıldız şefim sizden ne tatlı yiyeceğiz? Bugün buraya özel olan kabak tatlısını farklı bir şekilde deneyimleyecekler. Kaymakla beraber birleştireceğim. Ondan sonra da hep beraber tadım yapacağız. O zaman ne yapıyoruz? Kocaman bir alkış istiyoruz. Ben artık söyleşi alanıma geçiyorum. Şeflerim burada yemeklerini yapıyorlar. Arada size tekrar döneceğim. Tabii. Mikrofonları kısarsak efendim mutfağın. Evet, büyük alkış istiyorum. Söyleşi alanına geliyorum. Çok değerli, kıymetli kadın girişimcilerimizle sohbet etmeye başlayacağız. Efendim tekrar hoş geldiniz. En başta sizleri tanıyabilir miyiz? Buyurun. Merhabalar. Ben Hatay İskenderun'dan gastronomi şefi, hem gastronomi derneği başkanıyım hem de şef restoran sahibiyim. Bundan 28 yıl önce ev hanımlıktan bu işe başladım. Sağ olsun ailemin desteğiyle, eşim ve oğlumun desteğiyle de 28 yılımıza geçtik. Kadın girişimcilere en önemli destekleri ailesi olmalıdır. Çünkü aile destek olmazsa bu işi yürütemeyiz. Eşimizle beraber, oğlumuzla beraber yürüyeceğiz bu işi. Ben Hatay'ın yöre yemeklerini yapıyorum restorantımda. İlk pastayla başlamıştım bu işe. Sonra yöremizin çok kıymetli yemekleri olduğu için yemeklerle devam ettik. Hem pasta, hem yemek, hem tatlı, hem şarküteri ürünleriyle hepsini bir arada tam bir Hatay mutfağını tanıtmak için elimizden geleni yapıyoruz. Tabii ki depremden sonra yerimiz hasar aldı. Yaralı bir memleket olduk. Şimdi onu soracağız. Biz yılmadık. Depremden 3 ay sonra Hatay halkının en büyük özelliği çok çabuk toparlanmasıdır. Enerji doludur Hatay halkı. Hemen bir şeyle motive olup tekrar yola devam etmek üzere herkes kendi kolunda çalışmaya tekrar başladı. Ben de depremden 3 ay sonra çok daha büyük bir yere geçerekten Hatay'ı tanıtmaya devam ediyorum. Emeklerinize sağlık. Sağ olun. Evet efendim, gerçekten çok zor bir süreç geçirdi güzel memleketimiz Hatay'ımız. Ama en kısa zamanda inşallah daha da güzel yerlere i̇nşallah, gelecek. İnşallah. Tabii devletimizin destekleri çok fazla. Çok. Sizlerin emekleri çok fazla. Emeklerinize sağlık. Sağ olun. Evet sevgili hocam, buyurun, sizi tanıyabilir miyiz? Hoş geldiniz. Merhabalar. İsmim Funda Güleç Yaman. Top Afyon Karahisar İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanıyım. Öncelikle misafirlerimize, buradaki konuklarımıza hepsine hoş geldin diyorum. Kendimle ilgili başlamadan önce gastronun Afyon'da yapılıyor olması bizim için, ilimiz için çok büyük bir şey. Ve gitgide her yıl daha güzel hale geliyor ve kendini geliştiriyor. Burada Afyon Karahisar için Guinness Rekorlar kitabına giren lokumuz için ben herkesten bir alkış rica ediyorum. Evet efendim, çok doğru söyledi Sayın Başkanımız da. 114.70 ile Afyon Karahisar Türk lokumu olarak Guinness Rekorlar kitabına girdi. Daha kuvvetli bir alkış. Gerçekten inanın, dün orada olanlarınız vardır mutlaka. Gurur verici bir tabloydu. Kuralları çok ağırdı. O yüzden yapılan hizmet çok kıymetli. Öğrencilerimiz çok kıymetliydi. Her şey milim milim ölçüldü. Hepimiz gururdan ağladık. Ben sahnedeydim ama inanın gözlerim doldu. Türkiye'miz için, Afyon Karahisar'ımız için çok kıymetli. Çok kıymetli. Emeklerinize sağlık. Başka ürünlerimiz de var tabii. Sırayla onlar da gelecek inşallah. Dünya çapında açılacağız. Ben öncelikle Zafer Kalkınma Ajansımız koordinatörlüğünde düzenlenen bu program için Zafer Kalkınma Ajansımıza çok teşekkür ediyorum. Tema çok güzel. Zaten Türkiye'de şu anda kadın istihdamı, kadın girişimcilik konuları çok gündemde.
Bunlarla ilgili deneyimlerimizi tabii ki paylaşacağız. Bizler Afyon için buradayız. Afyon'daki kadın girişimcilerimizi desteklemek için buradayız. Ben kendim ziraat mühendisiyim. Aynı zamanda sigorta sektöründe hizmet veriyorum. Şimdilik bu kadar. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Emeklerinize sağlık. Evet efendim, buyurunuz hocam. Tanıyabilir miyim? Merhaba. Sesim geliyor mu? Geliyor. Asistan Profesör Doktor Seden Özer'den Uluslararası Final Üniversitesi'ndeyim. Turizm ve mutfak sanatları. Kıbrıs'tan geldiniz değil mi efendim? Kıbrıs'tan geliyoruz. Aslen Bursalıyım ama 20 yıldır Kıbrıs'ta ikamet ediyorum. Asıl alanım Kıbrıs'ın kültürel mirası ve dolayısıyla tabii kültürel mirasın en önemli yapı taşlarından biri olan gastronomi mirası üzerine. Sektöre üniversite yıllarında tabii başladık ve hiç kopmadan 20 yıl. Siz biraz önce 21 yaşında dediniz. Demek ki bu 21 yaş mühim diye düşündüm evet. İçimden siz anlatırken. 21 yaşında ben de departman müdürü olmuştum. Ne kadar? Çalıştığım otel işletmesinde. Arka arkaya geldi. Şimdi Kıbrıs'ta hem teorik anlamda hem pratik anlamda turizmin içindeyiz. Çünkü hem otelimiz var, seyahat acentemiz. Bir fiil işin içindeyiz. Aynı zamanda da Final Üniversitesi'nde bir fiil ders vermekteyim. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz tekrar. Sağ olun. Evet efendim, Ayşe Hanım, siz tanıyabilir miyiz lütfen? Merhabalar. İsmim Ayşe Saf Kurşun. Afyon Karahisar Musakka Restoran işletme sahibiyim. Afyonumuzun coğrafi tescil işaretli tüm yemeklerimizi işletmemde bulunmaktadır. Buradan tüm halkımıza hoş geldiniz diyorum öncelikle. Ve bize kadın girişimcilere destek veren Zafer Kalkınma Ajansı'na da buradan çok teşekkür ediyorum. İşletmemi 4 yıl önce pandemiyle açtım. Çok zor bir dönemden geçtik. Herkes işletme kapatırken biz işletmemizi açtık. Zor süreçte tabii ki paket servislerimiz oldu. Ve gastronomi şehri yeni olduğumuz için daha yemeklerimiz tanınmıyordu bile. Biz yani mücadele derler ya, o zor mücadeleyi yaptık. Hayatı toz pembe görmemek lazımmış. Ev hanımlığından geliyorum. 4 yıl öncesine kadar ev hanımıydım. Bu işletmeye atıldıktan sonra kendimle nasıl yani hayatı sağlam bir adımlarla yürümeyi öğrendim. Bunu yaparken de tabii ki Sayın Valimiz, Valiliğimiz, Belediye Başkanlığımız, Zafer Kalkınma Ajansı onların desteğiyle yani biz bu UNESCO coğrafi tescilli ürünlerimizi hep birlikte elimizi taşın altına koyarak hep birlikte tüm Türkiye'ye hatta dünyaya duyurmak için bir fırsat yarattık. İnşallah bundan sonra da daha güzel, daha emin adımlarla güzel adımlarımız olacak inşallah. Hadi bakalım inşallah ama biz size güveniyoruz efendim. Çok teşekkür ederim. Siz Guinness'e sokmuş bir şehirseniz bizi. Evet. Biz emin olun buna dünyada sizinle birlikte çok daha güzel haberler alacağız. Çok sağ olun. Kocaman alkış istiyorum. Çok güzel kadın girişimcilerimiz var. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'miz var. Sevgili Afyonkarahisar'ımızın başkanımız burada. Tekrardan şimdi izninizle şimdiden size sürçülisan ettiysem affola deyip güzel sorularımla başlamak istiyorum. İyi hazırlandım efendim sizin için. Kendi yaşadıklarımı bakalım ne kadar sizde bulabileceğim. İzninizle sizinle başlamak istiyorum. Girişimcilik yolculuğunuza nasıl başladınız? İlk adımınızı atarken neler hissettiniz? İlk adımımızı atarken ve okullu değil alaylı olarak başladığım için herkes köstek olmak istedi. Yapamazsın, 3 ay sonra kapatırsın. Ben de ben bu işi yaparım dedim. Denemek istiyoruz en önce. Yani denemeden bilemeyiz yapıp yapamayacağımızı. İlk başladığımda ben evimin imalatımı açmadım. Evimin mutfağını imalat olarak kullanıp evimin altındaki bir dükkanda pastalarımı sunmaya başladım. 1,5 yıl sonra baktım ki bu imalatım artık evde yetmiyor. Bir küçük imalathane açtım. Böyle 12 yılımı geçti. Sonra restoranta çok talep olduğu için
Restorantımızı 50 metrekarelik imalatsız bir dükkandan sonra 500 metrekarelik bir kocaman bir restoran açtık ve imalatta 150 metrekare oldu. Sonra deprem sonrası ben artık depremde iş yerim ağır hasar alması sonucu bu işi yapmayayım dedim artık. Biraz dinleneyim dedim. Fakat gelen talepler ve Hatay'ımızın daha fazla ihtiyacı olan duyurulma, Hatay'ımızı tanıtma şeyiyle bu sefer 500 metreden 1500 metrekarelik bir alana, bahçeli, daha güzel, daha şık, daha her şeyiyle anlatacağım bir restoranta açtım. 1,5 yıldır orada devam ediyorum. Tabii ki en büyük desteğim eşim ve oğlum, onların yardımlarıyla. Tabii ki ondan sonra da Hatay'ımızın gastronomi şehri seçilmesiyle dünyada birçok yerde, İspanya'da, Çin, Macao adasında ve Türkiye'nin birçok yerlerinde, bütün şehirlerde Hatay'ımızın tanıtmak için elimden gelen her şeyi maddi manevi yaptım. Ve bu tanıtım şeklimle de Hatay'a gastronomi, UNESCO'nun gastronomi şehrinin yanı sıra biz öğretici şehir unvanını aldırdım. Ondan da çok böyle gurur duyduk. Böyle giderken tabii pandemiydi, depremdi. Biz bir türlü Hatay olarak festivalimizi düzenleyemedik. Expo'yu da almamıza rağmen, Hatay Expo'yu da almasına rağmen bir türlü şanssızlıklar peşimizi bırakmadı. İnşallah önümüzdeki yıllarda coşkulu bir şekilde bizler de festivallere başlayıp dünyaya Hatay'ımızı tanıtmak istiyoruz. Vallahi evet, doğru söylüyorsunuz. Şanssızlıklar üst üste geldi. Çok. Ama ne mutlu ki böyle kardeş şehirlerimiz, evet, var. Evet. Sizleri her daim ağırlamaktan onlar da onur duyuyorlar. Çok teşekkürler. O yüzden ben her gittiğim festivalde, sunumlarımda her daim Hatay'ı görmekten de onur duyuyoruz. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Sayın Başkanım, size birazdan dönmek istiyorum. Çünkü sizinle daha farklı konularda konuşacağım ama hemen kadın girişimcilerime tekrar bir dönüş yapacağım. Evet efendim, sizin girişimciliğiniz nasıl başladı? Tabii sektörel deneyim olmadan girişimcilik biraz zor. Yani önünü görmek gerekiyor, ne yaptığını bilmek gerekiyor. Yine hanımefendinin de söylediği gibi aile çok önemli bir faktör. Benim de eşim her zaman arkamdaydı. Sektörel deneyimim de olduğu için aslında hani çok büyük bir planlama, bir programlama olarak değil, kendiliğinden gelişen bir şekilde oldu girişimciliğimiz. Ama benim her zaman çocuklarıma, öğrencilerime söylediğim bir şey var. Eğitim bizler için akvaryum. Ama biz okyanusta yüzeceğiz. Yüzmeyi öğrenebiliriz ama işin detayları mesleğin içinde öğreniliyor. Biraz ilerledikten sonra girişimcilik işin içine girdi. Şimdi hali hazırda 3 tane spa merkezi yönetiyorum. Otel yönetimimiz var. Acente işinin çok içinde değilim ama tabii ki kesişme noktalarımız var. Bu şekilde. Daha ne olsun, çok güzel. Tebrik ediyorum sizi. Teşekkür ederim. Evet Ayşe Hanım, size dönmek istiyorum. Tabii Afyonkarahisar için çok önemli bir isimsiniz. Çünkü bizim lezzetlerimizi en iyi şekilde Afyonkarahisar'da gelenlere en iyi tanıtan kişilerden birisiniz. Nasıl bir girişimcilik hikayeniz var? Biraz bahsettiniz ama birazcık daha açarsanız. Bakın burada Afyonkarahisarlılar, hanımlar vardır değil mi içinizde? Böyle ben de bir yemeklerimi yapacağım, bir restoran açmak istiyorum diyenler var mı? 1, 2, 3... 4-5. Daha çoğalsın. Ben size şöyle söyleyeyim. 10-15 tane çıkar. Şimdi çok, Sayın Başkanım. Sayın Başkanım, size dönmek istiyorum. Hepsini kaydediyorum. Lütfen hepsini efendim. Hepsini kaydediyorum. Evet. Başkandan söz aldım. Ben sizin yerinizde olsam bırakmam başkanımın peşine. Çıkışta beni bulsunlar. Evet lütfen. Yani çünkü o kadar kıymetli bir iş ki yaptığımız iş. Birazdan size döneceğim ama çok kıymetli. Gerçekten çok emek verilen bir iş yapıyoruz. Hayatınızın
en mutlu günlerinde ailenizle bir arada olamıyorsunuz. Bayramlarda çalışıyor oluyorsunuz. Biz hanımların daha az bu sektörde olmasının nedenlerinden birkaç neden aslında bunlar. Mesela sizler çocuğunuz ilk okula başlayacak ama o gün bile izin alamayabiliyorsunuz. Çünkü insanların yeme içme düzenleri devam ettiği müddetçe siz dükkanınızı kapatıp gidemiyorsunuz. Cenazeniz oluyor, cenazenize belki hemen gidip koştura koştura dükkanınıza geri dönmek durumunda kalıyorsunuz. Doğru muyum efendim? Evet, doğru söylüyorsunuz. O yüzden size soruyorum, nasıl bir girişimcilik hikayeniz oldu? Şöyle başlayayım. Biraz önce arkadaşlarımızın söylediği gibi ailede bitiyor her şey. Temel dedikleri şey bu bence. Çocuklukta başlıyor. Buradan anneme çok teşekkür ediyorum. Önce anneannem, sonra annem. Bana burada çok destek çıktılar. Yani şöyle bir tabiri caizse annesine bak kızına al derler ya. Annem bana yani her zaman eline sağlık demedi. Daha iyisi, daha iyisi diye. Beni yani şöyle söyleyeyim. Ortaokulda ben normal artık davet yemeklerini yapabilecek düzeye gelmiştim. Elimin lezzeti güzeldi. Herhalde anneannem ve annem elini verdiler bana. El verme derler ya. Elini verdiler zannedersem. Sonra işte lise çağları derken evlendim. Eşimin de bir Kentrek üzerine yemek fabrikası vardı. Tabii orada Kentrek üzerine daha hazır yemek olduğu için yemeklerin lezzeti o kadar şey oldu. İşte eve geldiği zaman derdi ki işte şu yemekleri sunsak, şu yemekleri bizim halkımız tatsa diye bana. Ben de çocuklarım küçüktü o zaman. Ya çocuklar ya iş. İkisinden birini seçelim. Çok şükür çocuklarımı üniversiteye gönderdim. Birisi tıp fakültesine, diğeri çift anadal yapıyor. Bana burası bir hobi gibi oldu. Önce ailede bitiyor tabii ki ama çocuklarım anneciğim sen çok yoruldun dediler. Fakat kendimde bu güveni, özgüveni buldum. Biraz önce söylediğim gibi hayatı toz pembe görmemek lazım. İşimiz başladı, hevesle başladık. 2020 yılında Aralık ayında işletmemi açmak için tadilat başlamıştı. Sonra Mart'ın 15'inde açacaktık ki Mart'ın 11'inde pandemi girdi. Ve Haziran'ın 20'sine biz bunu taşıdık. Arkasından paket servisleri, oturumlar yok. Her şeyimiz yeniydi o sırada. Yaptığımız tüm emekler boşa gidiyor zannetmiştim. Çok zorlandım. Ama şimdi hem Afyon halkına o damak lezzetlerini sunabilmek çok önemliydi. Türkiye'ye duyurmak çok önemliydi ama şöyle söyleyeyim, bir açılışımı dahi yapamadım ben burada. Buradan yine söylüyorum, Sayın Valimize, belediyemize, Zafer Kalkınma Ajansı'na, üniversitemize ben buradan çok çok teşekkür ediyorum. Bana çok destek verdiler. Ayrıca yine COSGAP'tan desteğimi aldım. Tabii evdeki hesap çarşıya uymuyor. İstediğimiz şey olmadı. Bunun yanında krediler de çektik. Çok zor aşamalardan geçtik. Ve bunun yanında artık benim ilerlemem başlıyordu. Hatta Esra Hanım, MasterChef'te jüri üyesi oldum. Esra Hanım'ın da jürisiydim ben de. Oradan televizyon kanalları derken biraz daha sesimizi duyurmaya başladık biz. Şimdi çok şükür artık Afyon değil, Türkiye değil, dünyada Afyon'umuzun sadece termaliyle, mermeriyle, sucuğuyla, lokumuyla değil, Afyon'umuzun coğrafi tescil işaretli yemeklerimizle de ünlü olduğumuzu kanıtladık. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür doğru söylüyorsunuz. Hemen ben de bir bilgi paylaşmak istiyorum. Alkışa kesmeyelim efendim. Alkış çok kıymetli. Biz hanımlar biraz duyguyla yaşıyoruz. Bizim için çok kıymetli. Efendim, Afyon Karahisar'ımız. Ülkemizde 3. UNESCO'ya alan şehirlerden ve en önemlisi de dünyada kaçıncı sırada bilen var mı aranızda? 36. sıradayız efendim. Afyon Karahisar'ımız dünyada 36. sırada. Lezzetleriyle birlikte, varlığıyla birlikte. O yüzden gerçekten gurur duyulması gereken bir şehirdeyiz şu anda. Biraz önce Ayşe Hanım'ın da bahsettiği gibi Sayın Valimize, Sayın Belediye Başkanımıza ve tüm bakanlıklarımıza sonsuz gerçekten teşekkür ediyoruz. Ve hemen tabii çok değerli başkanım size dönmek istiyorum. Öncelikle çok güzelsiniz bu arada. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Hemen sormak istiyorum size. Şimdi gerçekten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak kadın girişimcilere çok büyük bir destek veriyorsunuz. Tabii başınızda da çok kıymetli bir kadın var, Nurten Öztürk. Evet. Kendisine de buradan saygılarımızı iletiyoruz.
Sizler hep birlikte amacınız sadece kadına yönelik başa bir ulaşmasını sağlamak değil mi efendim? Evet, kesinlikle. Biri size girişimci olarak geldiğinde nelerden nerelerden geçiyor? Biraz bilgi verebilir misiniz bize? Öncelikle ben biraz kendimden bahsedeyim. Ben gastro alanında değilim. Ama Kadın Girişimciler Başkanı olarak burada girişimci olmak isteyen kadınları cesaretlendirmek için buradayım açıkçası. Benim hikayelerim de hep cesaretimle alakalı. Ben 98 yılında Ziraat Fakültesinden mezun oldum. Ziraat mühendisliğine idealim olan bir meslek olarak girmedim. Ailemin tercihiydi, benim tercihim değildi. Ama üniversiteye başladım. Üniversiteyi çok sevmeyerek girdiğim için başka alanları da denedim açıkçası. Ama fakülteyi bitirdim. Meslekle ilgili cesaret anlamında şunları anlatabilirim size. İlk önce bizim stajlarımız yurt dışında olur. Ankara Ziraat Fakültesi mezunuyum. Orada İsrail, Mısır ve Hollanda seçeneğini sundular bize. Dil sınavıyla biz stajımı, ben dil sınavını kazanarak İsrail'de yaptım. İsrail benim gittiğim dönemde 98 yılında Lübnan sınırında bir kibutsta, kibuts Baram'da stajımı gerçekleştirdim. Burada tamamen kadınların da asker olduğu, erkeklerin yani tam bir savaşın ortasında olan bir bölgede staj yaptım. Bu benim için çok büyük bir cesaret örneğidir. Çünkü kaldığımız yerler sığınaklarda da kaldık, mayın tarlalarında da kaldık. Yemeklere oturduğumuzda çorba kaselerimiz bomba sesleriyle sallanıyordu. O yüzden isterseniz her şeyi yapabilirsiniz. Ben bu benim için çok büyük bir hedefti oraya gitmek. Dilim çok iyi değildi ama o sınavı kazandım, başardım ve gittim. İkinci olarak yine mesleğimle alakalı GAP Bölge Kalkınma İdaresi'nde yine mesleğimi özel bir projede gerçekleştirdim. Ama onun öncesinde İsrail'de staj yaptıktan sonra 1,5 yıl kadar bir şirkette çalıştım. O şirket vasıtasıyla Türkiye'de bir projeye geldim. O projede Şanlıurfa'da yine bir bayan olarak çok zor bir bölgede ziraat mühendisliği yaptım. Ziraat mühendisliği yaptığım dönemlerde sulama alanında, tarımsal yapılar ve sulama mezunuyum. Sulama alanında deneyimlerim oldu. Daha sonrasında Dünya Bankası projesi vardı. Onun için Ankara'ya davet edildim. Dünya Bankası projesi de bazı siyasi nedenlerden gerçekleşemedi ama ben evimi taşımıştım. Bunları yaparken bir bayan olarak zorlandım mı? Evet, çok zorlandım. Ama cesaretimi hiçbir zaman bırakmadım. Hayallerimin peşinde hiçbir zaman bırakmadım. Ama mesleğimi bırakmak zorunda kaldım. Çünkü şanssız bir dönemdeydim. O proje gerçekleşmedi. Bu şekilde idame ettirmek zorundaydım. Başka sektörlere girdim. Citibank o zamanın dönemiyle kredi kartının çok fazla olmadığı dönemlerde satışın en zor olduğu kart Citibank karttı. Bu kart satış departmanında Ankara'da girmediğimiz, çıkmadığımız yer kalmadı ve bu alanda satış ve pazarlama, bankacılık deneyim olsun. Hatta genel askeri yerlerde bölgelerde kapılarına işte sigortacı giremez denilen dönemde bu zorlukları aştım. Yine başka sektörlerde banka alanlarında görev yaptım. En son sigorta sektöründe başladım. 2000 yılından beri de sigorta sektöründeyim eşimle birlikte. İlk başlangıcımda polis sandığının bir şirketi olan Ankara Emeklilik'te başladım. Orada da Türkiye'nin her iline gittim. Yine terör bölgelerine de gittim. Biraz uzun bir anlatım olacak ama bunlar benim için önemli. Terör bölgesi, bir gittiğim bölge Erzurum, Tortum bölgesi. Ben gitmeden önce bir hafta önce Emniyet Müdürlüğü'nün bombalandığı bir bölgeydi. Ve ben buraya bayan olarak tek başıma gittim. Çünkü bir hedefim vardı. Para kazanmak zorundaydım. O gün o hedefimle gider, o hedefimi gerçekleştirir, dönerdim. Yani oraya gitmenin benim için bir bedeli vardı. Yeni evlenmiştim.
Bir buçuk yıllık evliydim ve bir fedakarlık yaparak oralara gittim. Bunun amacını gerçekleştirmek gerekiyordu. Bu arada eşim Afyonkarahisar'a geldi 2006 yılında. 2006 yılında artık biz Afyonkarahisar'a yerleştik eşimin işinden dolayı. Ben Afyonkarahisarlı değilim ama bir Afyonkarahisarlı kadar Afyonkarahisar'a sahip çıkıyorum. Bugün belediye başkanımızın bayan olması, valimizin bayan olması, birçok sektördeki arkadaşlarımızın bayan olması bizim için çok gurur verici bir şey. Odalar ve Borsalar Birliği'ne gelince ben seçim 19 Ekim'de seçildim. 19 Ekim'den bu yana çok güçlü bir ekiple başladık. İlk önce bu da hayaller ve hedefler oldu. İlk önce bir hedef koyduk kendimize, ekibimizle. Bir dernek kurduk. Uluslararası Kadın Girişimciler Derneğimizi kurduk. Birlikte Top Afyonkarahisar Kurulu seçimlerine katıldık. Hedefimizi gerçekleştirdik. Şimdi de yeni girişimci olan adaylarımızı cesaretlendirmek adına buradayız. Türlü sektörlerden arkadaşlarım var. Hepsi de güçlü kadınlar. Burada yeni iş hedefi olan arkadaşlara, girişimcilik hedefi olan arkadaşlara her zaman kapılarımız açık. Her sektörden arkadaşımız var. Mentörlük hizmetlerimiz var. Eğitimlerimiz var. Girişimcilik adı altında 17 Ekim'de başlayacak olan çok büyük bir eğitimimiz var. COSGAP eğitimi almış olan İleri girişimcilik hedefi olan arkadaşlarımız bu eğitime bekliyoruz. Mutlaka katılsınlar. Bizim Top Afyonkarahisar Kadın Girişimciler Kurulu sayfamızı takip etsinler. Mutlaka bizlerle iletişime geçsinler. Bu anlamda destek vermeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Daha ne olsun? Kocaman alkış istiyorum. Afyonkarahisar Kadın Girişimciler Başkanımız Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne çok kıymetli söylediniz. Hanımlar o zaman ne yapıyoruz? Mesleğiniz ne olması kalsın. İsterseniz. İster butik açmak şey isteyin, isterseniz takı yapmak isteyin, isterseniz yemek yapmak isteyin. Hemen Afyonkarahisar'ımızın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimci Başkanımızın mutlaka yanına gidiyoruz efendim. Şimdi mutfağa dönüyorum hemen. Mutfaktan sesler geliyor sevgili Yıldız Şefim, Esra Şefim. Heyecan dorukta değil mi? Esra Hadi Şefim. Bir peçete alalım. Ne durumdayız? Vallahi gayet iyi gidiyoruz. Ne yapıyorsunuz? Biraz tabii yemek yapacağız. Sizleri memnun etmek gerekiyor ya. Onun heyecanı. Şu ana kadar neler yaptınız efendim? Biraz anlatın bize. Vallahi benim şu an vişneli kuzum ocakta. Evet. Balon patateslerimi hazırlıyorum. Afyon'un güzel bezelyesinden bir bezelye püresi hazırladım. Evet. Sonra yavaş yavaş tabaklamaya geçeceğiz. Yıldız'cığım çok uğraşıyor. Sevgili Yıldız Şefim ne yapıyorsunuz? Tabii son tabak, masada son yemek tatlıdır. Evet. Aynen. Yani çok önemli. Akılda kalır. Evet, Yıldız onun için çok uğraşıyor şu an. Seviyorum seni Yıldız. Ben de seni seviyorum canım. Evet sevgili benim. Yıldız Şefim sen ne yapıyorsun sen? Şu anda? Ne yapıyorum? Afyon'un meşhur kabağından tabak tatlısı yapıyorum cevizle. Süper. Birazdan sarmaya başlayacağım. İç harcımı hazırladım. Soğumaya bırakacağım. Ondan sonra da çok güzel şekillerle tabaklamaya geçeceğim. Süper. O zaman alkış alalım oraya. Değil mi? Yemekler şöyle daha hızlı bir şekilde belki çıkar. Evet efendim, tabii artık son dakikalarımıza geliyoruz. O yüzden hızlı ne yazık ki biraz daha hızlı ilerlemek durumundayım. Birazdan biliyorsunuz MasterChef jürilerinden Sayın Somer Sivrioğlu şefimiz bizlerle birlikte olacak. Çok güzel bir kalabalık var. Harikasınız sizler gerçekten. Ve şimdi hemen dönmek istiyorum. Başarı hikayenizde ilham aldığınız kişiler var mıydı? Özellikle kendinize şunu dediniz mi? Ya ben evet bir restoran açacağım ama benim idolüm şu kişi dediğiniz biri oldu mu? Şimdi ilk önce ben Adana'da geçici olarak ikamet etmiştik. Ve evimin arkasında pasta pastanesi diye bir pastane vardı. O da bir hanım, o da okullu değil alaylı. Çok güzel evimin tam arkasındaydı, çok güzel, sadece poğaça profiterol yapan bir pastaneydi, o da yeni açmıştı. Onu çok örnek aldım. Önce onunla İskenderun'a, Hatay'a taşınacağım zaman onunla tekrar iletişime geçip dedim ki ben de böyle bir şey yapmak istiyorum, ne dersiniz? Sakın yapma dedi. Çok zor, çok emek isteyen, kendinden çok özveri vereceğim bir şey.
Tabii benim böyle umutlarım biraz yıkıldı. Hatay İskenderun'a taşındı. Ondan sonra bir müddet sonra ben dedim bu işi yapacağım. Ben başlayacağım ve bütün kadınlara da diyorum ki neyi güzel yapıyorsanız, neyi güzel yapıyorsanız lütfen onunla ilgili bir ekonomiye katkı sağlamak, evinizin mutfağına katkı sağlamak için girişimci kadın olun. Yapamayabilirsiniz, kapatabilirsiniz, ne olacak denemeden bilemeyiz. Önce başlayacağız, sabır edeceğiz, sebat edeceğiz, evet. Çok çalışacağız, çok. Evet, kesinlikle. Ondan sonra teşekkür da ediyoruz. Başaracağız. Evet. Yok, çok teşekkür ederiz. Başaracağız. Başaracağız. Değil mi? Evet efendim, kısaca toplamak zorundayım. Çünkü diğer panelimiz de devam edecek. Hemen Sedan Hocam, size dönmek istiyorum. İlham aldığınız bir kişi var mıydı? Tek bir cümleyle efendim. Vallahi şahıs olarak herhangi birini rol model aldığımı söyleyemem. Ama genel olarak mesleğin ilk başladığı günlerden itibaren gözümü kulağımı açarak herkesten... Gerek alaylı, gerek okullu, herkesten bir şeyler almaya çalıştım. Elimden geleni de yaptığıma inanıyorum. Sizin efendim var mıydı? Benim yoktu. Ben sadece Afyon için, ben bu yemekleri nasıl tanıtırım diye kendimle yarıştım. En büyük şeyim de bu en oldu. En büyük yarışım kendimle yarışım oldu diyorsunuz. Oldu, evet. Teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Benim de öyleydi. Değil mi? En büyük yarışı kendiyle olan bir... kişi. Benim evet Sayın Başkanım. Benim de öyleydi. Ben de hedeflerimi kendim koydum ve her zaman en iyisini yapmaya çalıştım. Bulunduğum yerde en iyi olmaya çalıştım. Özetle buradaki girişimci arkadaşlara söylemek istediğim şey o. Mutlaka hayal edin. Hayal etmek çok güzel bir şey. Ve hayallerinize ulaşmak için hedefler koyun. O hedefler doğrultusunda bir kadının yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Biz cinsiyet eşitsizliği konusunda da kadın girişimci arkadaşlarımla mücadele veriyoruz. Kadın her alanda güçlü olabilir. Her işi erkekler yapıyor diye bir şey yok. Bizler çok güçlüyüz. Kadın, hele Afyonlu kadınlar inanılmaz derecede güçlü kadınlar. Hatta evlerini yöneten kadınlar da burada Afyon'da ağırlıklı. Yani bravo. Kadınların daha çok sözü geçiyor Afyon'da. O yüzden istedikten sonra yaptıramayacağınız hiçbir şey yok. İlk önce savaşınız kendinizle. Kararlarınızı verin ve o kararlardan vazgeçmeyin diyorsunuz. Evet. Evet efendim, kocaman bir alkış istiyorum. Türkiye'nin çok değerli isimleri vardı. Afyon Karahisar'ımızın çok değerli isimleri, kadın girişimcileri bizlerle birlikte oldular.